Evet çocuklar, bizi bulmalarına çok az kaldı. Acilen arka kapıdan acilden çıkmamız lazım. Bir an önce buradan şehre geri dönmeliyiz. İyi de babacığım, şehre geri döndüğümüzde yakalanmayacağız mı sanki? Bizi burada bulan şehirde hayli hayli bulur. Evet babacığım, Ali abim doğru söylüyor. Kerem komiser bizi buradayken bile bulduysa şehirdeyken bulması çok kolay. Yapacak bir şey yok maalesef canım Aylan. Kaçabildiğimiz yere kadar kaçmak zorundayız. O yüzden de şu an bir an önce şehre dönmeliyiz. Kerem komiser ekip çağırdı. Yani bizi burada bulmaları an meselesi. Acele edip şehre dönüp şehirde daha uygun bir yerde saklanacağız, anladınız mı? İyi de aşkım, şehirde öyle bir yer yok ki. Bulacağız canım Aylan, bulacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Bizi bulamayacakları tek bir noktaya gitmeliyiz. Hadi hadi, beni takip edin. Hızlı hızlı şehre dönmeliyiz. Babacığım bari bu sefer trenle dönmeyelim. Trenle izimizi kolay buluyorlar. Koşarak, yürüyerek bir şekilde dönelim yani. Evet çocuklar, öyle yapacağız. Trenle falan vakit kaybedemeyiz. Hem de trende bizi çok rahat bir şekilde buluyorlar. Acilen koşa koşa şehre dönmeliyiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kerem komiser ailemin peşinde. Babamı yakalamaya çalışıyor ve onu yakaladığı gibi muhtemelen bizi de yakalayacak. Lütfen arkadaşlar, beni ve ailemi seven herkes bu videoya like atabilir mi? Şehre kadar dönebilmem için like'larınıza ihtiyacım var. Hadi arkadaşlar, hadi lütfen herkes videoyu 2 saniyeliğine durdursun ve bu videoya like atsın. Gelin canım ailem, babamın başkanlık binasına saklanacağız. Şehirde olaylar devam ederken bu binanın kimseden haberi bile yok. Neyse, sağımız solumuz serbest gibi. Hadi hemen hızlı hızlı acilen asansöre koşun. Evet babacım, aslında doğru söylüyorsun. Burada kimsenin dikkatini çekmeyiz. Aynen öyle. Hem nasıl olsa Kerem komiser şehirden çıktığımızı bir kere gördü ya. O yüzden burada olacağımızı asla düşünmeyecek. Şimdi direkt başkanlık binasına çıkıyoruz. Bir süre orada kalıp idare edeceğiz artık. Biz yine de çok dikkat edelim babacığım. Hadi bir an önce çıkalım. Of of, okula falan da gidemeyeceğim. Arkadaşlarımla görüşemeyeceğim. Hiçbir şey yapamayacağım. Bu durum yeterince canımı sıkıyor babacığım. Biz bu durumdan ne zaman kurtulacağız? Kerem komiser beni aramayı ne zaman bırakırsa o zaman kurtulacağız babacığım. Merak etme. Her şey normale dönecek elbet. Evet canım ailem, sonunda gelebildik. Burası yeterince büyük. İçeride karnımızı doyurabilecek uzun bir süre bizi götürecek malzeme, erzak var. Evet, bir süre buradayız. Bu eve alışsanız iyi olur. Babacığım, markete, bakkala falan gitmemiz gerekiyorsa ben gizli gizli bu işi yapabilirim. Biliyorsun babacığım, elimden her bir iş gelir. O yüzden de gizli gizli kafama maske takarak akşamları markete gidebilirim. Gerek yok anneciğim, bu evde bizi uzun süre götürecek kadar malzeme var. Daha yemin ederim şimdiden şehrimizi, okulumuzu, arkadaşlarımı falan özledim. Yani babacığım lütfen bu iş çok fazla uzamasın. Ya gidelim Kerem komiserle güzel güzel konuşalım. Bunun tamamen yanlışlıkla olduğunu anlatalım. Yoksa biz ölene kadar burada mı kalacağız? Gerçekten durumumuz çok vahim. Efekan, olmaz babacığım. Ben ailemi bırakıp hapislerde çürüyemem. Ya sizle beraber giderim ya da gitmem. Saklanabildiğimiz kadar saklanacağız, anladın mı? Merak etmeyin, her şeyi yoluna koyacağım, size söz veriyorum. Sizin gibi beceriksizlerle yola çıkarsam böyle olur. Ulan bir Arda'yı yakalayamadınız. Ya komiserim, biz yakalayamadık da siz de yakalayamadınız. Ne yapalım yani? Evinin arkasında acil çıkış varmış, oradan kaçmışlar. Ben size hep ne söylüyorum oğlum? Ben uyanık değilsem bile siz benden daha fazla uyanık olmanız lazım. Yarın öbür gün benden sonra bu şehre siz komiserlik yapacaksınız. Neyse, gidin dinlenin. Yarın aramaya devam edeceğiz. Oradan kaçtıklarına göre şehre geri dönmüş olabilirler. Ona göre yani. Eve giderken gözünüz açık olsun. Sağa sola bakmayı unutmayın. Tamamdır Kerem komiserim. Siz ne yapacaksınız? Aramaya şehirde devam mı edeceksiniz? Yoksa siz de eve gidip uyuyacak mısınız? Gidip dinleneceğim tabii ahmaklar. Siz ne kadar yorulduysanız ben de o kadar yoruldum. Şimdi hadi gidin, sabah erkenden sizi polis merkezine bekliyorum. Aramalara şehirde devam edeceğiz. Aramaları sıkılaştırmamız lazım. Bu sefer köpeklerle arama yapacağız. Tamamdır Kerem komiserim, sabah erkenden burada olacağız. Neyse, son işlerimi hallettiğime göre ben de gidip bir an önce dinleneyim. Hı, fakir, bu saatte nereden geliyorsun sen? Zengin abimlerden geliyorum Kerem komiser. Biraz işlerim vardı için onlara uğradım. Bana bak fakir, bana doğruyu söyle. Arda'nın nerede olup olmadığını biliyor musun? Bana doğruyu söylersen sana hiçbir şey yapmam. Çünkü eğer nerede olduğunu bilip de bana söylemediğini öğrenirsem onunla birlikte seni de hapse atarım, haberin olsun. Hayır Kerem komiser, sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Yemin ederim nerede olduklarından haberim yok. Uğramadılar, aramadılar, sormadılar. Neyse, seninle uzun yıllara dayanan bir hukukumuz var. O yüzden sana inanıyorum fakir. Ama onlardan bir haber alır da bana söylemezsen bu söylediklerimi yaparım, haberin olsun.
Tamamdır Kerem komiser, söz veriyorum ki haber alırsam söyleyeceğim. Ya bunlar yer yarıldı, yerin içine mi girdi? Hiçbir yerde yoklar abi, hiçbir yerde yoklar. Nereye gitmiş olabilirler, aklım almıyor. Hı, bir dakika. Lan orada neden ışık yanıyor? Fakir evde olduğuna göre başkanlık binasında ışıklar neden yanıyor abi? Acaba oraya bakmayacağımı tahmin edip buraya mı geldiler? Gerçekten Arda ve ailesi orada olabilir mi? Oraya bakacağımı düşünmemişlerdir. Yani benim de aklıma oraya bakmak gelmedi. Neyse, hızlı hızlı gidip bir kontrol etsem fena olmayacak gibi. Arkadaşlar sizce Arda ve ailesi başkanlık binasında mı? Lütfen bunu bilen herkes yorumlara yazsın. Şimdi gidene kadar bütün yorumları okuyup teker teker bana destek olan, yardımcı olan herkese like atacağım. Evet işte geldim. Çok sessiz olmalıyım. Bakalım neredesiniz Arda efendi? Hı, bu odalar boş gibi duruyor. Tamam, burası boş. Şimdi yan odayı kontrol etmem lazım. Ama çok sessiz yapmam lazım. Buradalarsa bile beni duymayıp onları anında enselemem lazım. Hı, ulan galiba yukarıdan sesler geliyor. Bunların hepsi galiba yukarıda. Usul usul yukarı çıkmalıyım. Evet evet, bu Arda'nın sesi, biliyorum. Tamam, sessiz sessiz yukarı çıkıp hepsini şimdi enseleyeceğim. Gelin bakalım buraya, gelin. Hı, işte buradasınız. Tamam tamam Kerem komiser, sakin ol, sakın ateş etme, teslim oluyoruz. Canım ailem, buraya kadarmış, saklanamadık yine. Geçin şöyle, geçin. Benden kaçabileceğinizi falan mı düşündünüz? Atlayın asansöre, hareket edeni ateş ederim yemin ederim. Doğru polis merkezine gidiyoruz. Kımıldayanı delik deşik ederim yemin ederim ki. Sizin sefanız buraya kadardı. Artık şehrimiz sefa sürecek. Hepinizi hapse atacağım. Göreceksiniz siz. Hadi hadi hadi, sallanmayın. Kendi ayaklarınızla buraya kadar geldiniz. Kendi ayaklarınızla hapishaneye giriyorsunuz. Farkında mısınız? Of ya Kerem komiser, lütfen affet bizi. Babam hiçbir şey yapmadı, onun suçu günahı yok. Demek sizi affedeyim he? Üstünüze kepenkleri kapatıyorum şimdi. Göreceksiniz siz. Kerem komiser, her şey bir hataydı. Biliyorsun ben insan öldürmek ister miyim hiç? Yani Efekan'ı dövdüğü için çok sinirlendim. Gittim ama sonuçların böyle olacağını bilmiyordum. Lütfen en azından beni burada tutuyorsan ailemi burada tutma. Yalvarırım sana. Belki ailen senin kadar ceza almaz Arda. Ama hiç belli olmaz. Çünkü onlar da sana yardım yataklık yaptı. Şimdi uzun bir süre ailecek burada kalıyorsunuz. İlerleyen zamanda ne olur bilmiyorum. Ama sen uzun bir süre kalacaksın Arda. Kerem komiser, biz burada yapamayız. Lütfen çıkar bizi buradan. Lütfen. Evet ya Kerem komiser, sen nasıl iş yapıyorsun? Hadi Efekan'la beni de tut. Tamam anladık, bari annemi çıkar. Annem burada ölür gider, ne yapacağını bilemez. Hadi Kerem komiser, çıkarsan annemi. Sakin olun sakin olun. Kimse hiçbir yere çıkmıyor. Ailecek burada kalacaksınız. Ailecek polisten kaçmayı biliyorsanız ailecek burada kalmayı da öğreneceksiniz. Bu size müstahak olsun. Belki böylelikle biraz aklınız başınıza gelir. Arda, seni zaten hiç söylemiyorum. Sen iki kişiyi öldürdün bir evi yakarak. O yüzden senin buradan çıkman artık çok zor, haberin olsun. Eyvah baba, ne yapacağız? Yakalandık. Senin buradan çıkman çok zor diyor. Hadi biz çıksak bile sen buradan nasıl çıkacaksın? Hadi bakalım, size içeride iyi yatışlar. Şimdi ben aşağı inip yanınıza bir nöbetçi polis göndereceğim. Sakın şımarmayın. Vay arkadaş, burası nasıl bir yer ya? Çocuklar, canım ailem, ne yapacağız biz burada? Buradan kurtuluşumuz yok. Uzun bir süre burada hep birlikte kalacağız. Babacığım, Kerem komiserin söylediğine göre buradan epeyce uzun bir süre çıkamayacağız. O yüzden buradan bir an önce kaçış planı yapsak iyi olur. Bir şekilde buradan kaçmalıyız. Baba ölene kadar burada kalınır mı? Haklısın oğlum, haklısın. Ancak buradan nasıl kaçacağız? İçerisi çok korunaklı. Hatta bak, Kerem komiserin söylediği koruma da geldi zaten. Hı, geldi mi? Babacığım, ben onların ilgileneceğini çok fazlasını düşünmüyorum. Nerede, şuna bir bakayım. He, geldiği gibi uyumuş bile. Baba uyumuş bu. Kaçış planı falan yapabiliriz yani. Bunlar enayi. He, uyumuş mu babacığım? Nasıl yani? Ne diyorsun Efekan? Babacığım uyumuş diyorum, uyumuş, yemin ederim ki uyumuş. Yani buradan her gece için kaçış planı yapabiliriz. O zaman biz de kaçarız. Bu şehirden gider, uzak şehirlerde musmutlu hayat kurarız. Bizi orada yakalayamazlar da. Aynen öyle babacığım, annem doğru söylüyor. Ölene kadar burada kalacak değiliz ya. Kaçalım, başka şehire taşınalım. O zaman buradan kaçıp yepyeni bir şehre taşınmanın zamanı geldi. Kendimize sıfırdan yepyeni bir hayat kuracağız.